Bu arada CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda da 5'i tutuklu 12 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı ve buna göre de yaklaşık, bakın dile kolay, 61,5 milyon lirayı bulan reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları, rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 12 şüpheli hakkında 7 ila 19 ağır yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından 12 sanık hakkında 7 ila 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçtiğimiz Aralık ayında CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlenmiş. 20 ay boyunca teknik takip yapan ekipler şoke eden rüşvet çarkının detaylarına ulaşmıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvvet Sızlı'nın güzelleşmek için yaptırdığı estetik operasyonlarının parasını reklam şirketlerine, evinin kirasını da aracılık yaptığı şirketlere ödettiği tespit edilmişti. Operasyonlar kapsamında danışman Mürüvvet Sızlı, Gençlik Spor Müdürü Yuşa Davarcı, Geri Destek Memuru Mehmet İlker tutukluyla birlikte rüşvet veren ajansların sahiplerinin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. İddianameyi tamamlayan savcı, Sızlı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma, rüşvet almak ve vermek suçundan 19 yıla kadar, diğer sanıkların da kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmaktan 7'şer yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti.